Bugünkü etkinliğimizi öldürülmüş çocuklar için düzenledik. Tamlamanın kendisi bile çok acı. Öldürülmüş çocuklar, Filistinli çocuklarımız. Nazım Hikmet'in Hiroşima'da atom bombasıyla ABD tarafından katledilen çocuklara yazdığı şiiri öldürülmüş çocuklarımız için uyarlayarak hatırlatmak istiyorum. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer, göze görünmez ölüler. Gazze'de öleli oluyor birkaç gün kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Hiroşima, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Suriye, Filistin, Gazze. Yer değişiyor, gün değişiyor ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini tek haklı görerek ama doğrudan ama vekilleri aracıyla işlediği cinayetler değişmiyor. Amerika'nın Filistin'deki vekili İsrail tıpkı Irak'taki, tıpkı Suriye'deki vekil terör örgütleri gibi kan döküyor. İsrail'in katliamları 1948'den bu yana kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den sonra başlayan katliam, İsrail eliyle Filistin'de işlenen toplu cinayetlerin yeni halkası. Bu barbarlık, bu terör saldırıları, bu soykırımda hayatını kaybedenlerin isimlerine baktım. Ahmet, Adnan, Muhammed, Şaban, Hıdır, Bekir, Hüseyin, Fevziye, Seher, Ayşe, Emel, Meryem, Nur, Rüveyda. Dikkatinizi çekerim. Bu isimler bizim isimlerimizle aynı. İsmi aynı olanların geçmişi de birdir, geleceği de birdir. Dolayısıyla bu yapılan katliamı doğrudan kurban olmasak da hedefinde biz de varız. İnsan olarak duyarlı olmak bir yana, hedef olarak da ayağa kalkmak, isyan etmek, tepkimizi ortaya koymak bir varlık yokluk meselesidir. İsrail'in son katliam halkasında 4000'i çocuk olmak üzere 15.000'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Aslında yaşamını yitirdi. Öldü demek durumu anlatmıyor. Bir insan teammüden işlenen bir cinayetle katledildi. Ortak bir cinayet varsa katil de vardır. Cinayette saklayanlar varsa yardım ve yataklık yapanlar da vardır. Cinayeti himaye edenler varsa perde arkasında failler de vardır. Bu olayda katil olan İsrail. Yardım ve yataklık yapanlar insanlığın ürettiği bütün değerleri yok sayarak İsrail'in yanında duranlardır. Perde arkasında asıl fail ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. İnsanlığa karşı işlenen bu suçta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı o kadar ileri gitmiştir ki barış demek dahi suç olarak ilan edilmiştir. Katliama karşı gösterilen çok sayıda Batı ülkesinde yasaklanmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, katil olmak, katilin hamisi olmak, katile yardım ve yataklık yapmak alınlarından sonsuza kadar silinmeyecek bir mühürdür. Bugün yaptığımız etkinlikle onlara çağrı yapıyoruz. Katledilmiş çocuklara dikkat çekiyoruz. Zalim katillere meydan okuyoruz. İnsanlık ve iyi olanı, zalim ve katil kim olursa olsun ve ne kadar güçlü olursa olsunlar eninde sonunda yeneceğine inanıyoruz. Bu bir savaş ve bu savaşı biz insanlar kazanacağız. İsmet Özel gibi haykırıyoruz. Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Büyük çoğunluğu bizimle aynı adları taşıyan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Katiller ve zalimler için hem bu dünyada hem de öteki dünyada yaşasın cehennem.